Merhaba arkadaşlar. Yine arabadayız. Hani sizden bu borsanın performansının nasıl gittiği hakkında bilgileri sizlerle paylaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hani biz de özel sektörde çalışan bir insanız. Biz de aslında evimize ekmek götürmek için ne yazık ki çalışmaya devam eden, hani finansal özgür olmamış bir insanız. Arkadaşlar neyse fazla lafı uzatmadan halka arz hisselerinin performansına dönmek istiyorum. Bugün aslında dün başladı bu kıpırdanma ama bugün devam edecek gibi görünüyor. Bizce de gayet güzel gidiyor. Arkadaşlar CV Enerji görüyorsunuz dün yine %3-4 civarında bir artış sağlamıştı. Önceki gün de aynı şekilde sağlamıştı. Bugün geldiğimiz noktada şu an %4'lerde. Big Chef gıda bildiğiniz üzere o da arz fiyatının altına düşmüştü. Birçok yatırımcı zararına satmıştı. Zaten az bir lot vermişti hatırladığımız kadarıyla. Big Chef Gıda'da da bir toparlanma süreci var. Arkadaşlar bu toparlanma süreci aslında daha çok pazar günü gerçekleşen seçimler sonrasında belirsizliğin azalmasıyla oldu. Şimdi geldiğimiz noktada BIST 100 endeksi de giderek kendini toparlamaya devam ederken hani bizim uzun vade biriktirdiğimiz özellikle temettü ve büyüme hisselerimiz de yavaş yavaş toparlıyor arkadaşlar. Yani büyük bir düşüş yaşanmıştı. Tam bir şelale oldu demeyelim ama büyük bir düşüş yaşanmıştı. Özellikle depremin etkileri, seçimin arifesinde temkinli olmak, küçük yatırımcının da küçük küçük biriktirdiği paraları riske atmamak için aslında bir nebze nakite geçmiş olması ya da dolara ya da altına geçmiş olması ne yazık ki borsamızı düşürmüştü. Geldiğimiz noktada şu an Koç grubunun şirketlerinde sanırız biraz bir sıkıntı var. Halen toparlanmakta zorlanıyorlar ama Ford ne kadar düştü ki? Ford düşmedi ki. Tarihi zirvesi zaten 620 TL'ler. Geldiği nokta şu an 546 TL. Gayet normal bizce. Şişecam toparlanma evresinde Sasa keza öyle toparlanma evresinde 90 liralara altına kadar sarkmıştı sanırım. Bakalım. Evet 89 lirada toparlamaya başlamış tekrar. Hektaş dibini gördü ne yazık ki ama o da 2-3 gündür toparlanma evresinde arkadaşlar. Bizce iyi gidecek. Bizce bu toparlamaların, bu seçimin belirsizliğinin geçmesi, hangi kim iktidar olursa olsun, ister Kılıçdaroğlu ister Erdoğan, belirsizlik geçtiği için gerek küçük yatırımcı, gerek yabancı sermaye, gerek büyük yatırımcı aslında seçimin sıkıntısının geçtiğini belirterek bir nebze olsun yatırım yapmaya başlamış diyebiliriz. İsdemir, Ereğli Demir Çelik de aynı şekilde biraz konjektürel bir hisse olduğu için şu an hala böyle çıksam mı düşsem mi beklentisi içinde. Arkadaşlar gelelim Astor'a. Yani ismi yeter, adı yeter deriz. Yarın bir gün dersiniz ki 10 lira düşer. Vay efendim sen böyle şöyle söyledin, sen şöyle söyledin. Vay efendim Astor pazarlıyorsun. CV Enerji pazarladığımız gibi değil mi arkadaşlar? Bu arada açık açık söyleyeyim ben kimseden şey yapmam. CV Enerji'den ben çıktım. Dediğimi yaptım. Daha önceki videolarımda da söyledim. Ben 125 ila 130 TL aralığında çıkarım dedim CV Enerji'den. Çünkü biriktirmek istediğim bir hisse değil. Onun yerine Astor biriktiririm. Onun yerine Europower biriktiririm. Onun yerine Ford biriktiririm dedim. CV Enerji'den çıktığımı buradan belirteyim size. Tabii ki karla çıktım. Onun karını da aldım. Ford'a koydum örneğin. Şişecam'a koydum örneğin. Ama Astor. Astor'dan çıkılır mı? Yani. Ben Astor'dan çıkmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir burada söylediklerimiz. Ama şu halka arz performansından sonra şurası 9 günlük tavan serisi düzeltmesi, tekrar rally yapması, tekrar düzeltmesi, birazcık küçük rally, ondan sonra büyük bir düzeltme, deprem arifesi, deprem ve seçim arifesinden sonra şimdi tekrar bir umuyoruz rally başlangıcı arkadaşlar, umuyoruz. Hakeza Europower aynı şekilde, Astor ve Europower gerçekten güzel performans gösteriyorlar. İkisi de tavan serisini tamamladıktan sonra düzeltme yaptılar. Şimdi bence arkadaşlar seçimin ikinci turundan da sonra belirsizlikler tamamen kalktıktan sonra umuyoruz yeni gelen hükümet ister iktidar şu anki iktidar olsun ister muhalefet olsun yeni gelen hükümet
para politikalarını, ekonomi politikalarını düzgün işletir de en azından bizim borsamıza yarar arkadaşlar. Yabancı sermaye gelir, en azından küçük yatırımcı borsamıza küsmez. En azından halka arz hisselerimiz daha güzel performans gösterir. Oradan aldığımız karları uzun vade hisselerimize koyarız diye düşünüyoruz. Kontrolmatik ve Vespe çok cüzi miktarda var bende arkadaşlar. Yine de takip ediyorum. Vestel Beyaz bizi bayağı üzdü. Ama yine de takip edeceğiz. Dediğimiz gibi biz bugünlerde seçimin ikinci turu öncesinde gerek genel borsayı gerekse halka arz hisselerini takip etmeye devam edeceğiz. Yarın Kayseri Şeker ve BİEN Yapı'nın ilk işlem günü var. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Onu çok merak ediyoruz. Buradan da sizlerle tekrar paylaşırız.